Merhaba arkadaşlar, Gurbet Çenli'nin dünyasına hoş geldiniz. Saat 7.30 sabah. Ben fırın temizliyorum. Sabah kalktım bugün. Saat 6'yı çeyrek vardı kalktığımda, uyandığımda. Ondan sonra durdum böyle, kahvemi içtim. Sonra fırın atlama geldi. Dedim ki ya şu fırına ilaçlayayım da şu fırını temizleyeyim bugün. Fırını ilaçladım, tepsileri ilaçladım, tepsilerden hemen başladım. Yani durup dururken öyle atlama bir şey geliyor. Onu da hemen uyguluyorum böyle. Aslında fırında her yemek yaptığımda bir temizlesen şöyle güzel, bu kadar olmaz ama tembellik yapıyorum. Kalıyor. Ondan sonra da böyle uğraştırıyor işte. Ama benim şu ilaç var. Bitti, bitecek ama. Bu Atilla. Ben bir firmanın lokantasında çalışırken orada bunlarla temizliyordum fırını. Orada bize bunları satın alma imkanı vermişlerdi. O zaman almıştım. Ama şimdi yok. Belki internette bulunur. Çok iyi yani çıkartıyor fırını. Tertemiz yapıyor. Tabii fırınım artık eski olduğu için tepsiler falan tam böyle pırıl pırıl olmuyor maalesef. İşimi bitirdim. Şimdi hazırlandım. Kaynanamı doktora götürüyorum. İşte resme bir bakın ya. Kaynanam eczaneye uğradı şimdi. Ben onu bekliyorum arabada. Park yeri bile yok. Aa, kaynanam geri geliyor. Niye geliyor acaba, çok merak ettim. Parası mı yetmedi? Aa, almış. Geliyor, hemen devam. Doktordan sonra Cihan'a kitap lazımdı. Onu sipariş vermiştik. Park garajını, arabayı park ettim. Kaynanam arabada bekliyor. Ve Pimki'ye uğradım hemen koşu. Eve gidince bakarız. Eve gelebildik. Eve gelebildik. Robot da kapımızı bitirmiş. Bakın. Ne kadar şey çalışkan kocam var. Bakar mısınız? Yoksa da biz sufle isik. Arada bir mi? Karı gezmelere gidiyor. Yok be, gezmeye gitmedim. Ben kayınvalidemi doktora götürdüm. Onun işlerini yaptım. Bu kapı yamuk duruyor ha, yamuk. Say. Şif. Ona göre. Ne altlarımı göstereceğim size. He? Vidası mı eksik? He, tamam oldu o zaman. Affettim. Dükkanın yanında, kitapçının yanında da hemen Pinky vardı. Bakın. Oraya uğradım. İnternette bir şey görmüştüm. Onları aldım hemen. Ay ben çok fenayım, biliyor musunuz? Olsun. Robot da görüyor. Robot görmez mi? Bakın. Pantolonu aldım. Güzel değil mi sizce? Ha? Benim çok... Nix! Sen bakma. Pantolonu aldım. Kaynanam da beni şey yapıyor. Tak. Ve lüt. Lüge. Evet. Bir de şu üstü aldım. Onun üzerine bakın, body. Bilmiyorum güzel olur mu? Hoşuma gitti. Çok internette görmüştüm, dedim. Şimdi sipariş vereceğim. Hemen 5 dakika uğrayayım alayım. Ve takıları %30 indirim vardı takılarda. Bakın bu kolluğu aldım. Gümüş rengi bu küpeleri aldım. Aynısının altın rengini aldım. Kolye birbirine girmiş. Heh. Bu kolyeyi aldım böyle. Ve bu altın rengi kolyeyi aldım. Bakın. Ne kadar tatlı değil mi? Bunları aldım hemen. Ve yarım saat içinde hallettim. Kayınvalidem de merak etmeye başlamış. Bu nerede kaldı diyor. Nasıl çantayı gördü elimde, poşeti diyor ki. Sen alışverişe de gitmişsin. Şimdi kayınvalidem yemek yapmaya başladı arkadaşlar. İkinci bir çeşit Alman yemeği geliyor. Bir bakalım neler yapıyormuş. Bugün menümüzde Kässpätzle var. Kässpätzle. Önce soğanını hazırlıyor kaynanam. Bu soğanları güzel kavuracağız. Böyle uzun uzun ince ince kesiyor. Suna. Suna mı geliyor? Suna geliyor. Biz seni camdan gelirken gördük ya kaynanamla. Şimdi dedim videoda göstermezsem derler ki Suna'yı niye göstermedin? Biz kahvemizi içtik, muhabbetimizi yaptık ama videoyu çekmeyi unuttuk. Hep unutuyoruz değil mi? Evet. İşte ben böyle ya. Ben böyle vloggerım yani, sizin anlayacağınız. Dedim Suna'yı göstereyim de şimdi niye göstermedi demeyin. Suna kaynanam yanına gelmiş. Hoş geldiğine gelmiş. Hem göreyim demiş. Aynen. Kaynanam da burada bekliyor böyle kaldı. Yemek yapıyor. Önlüğü var değil mi Suna? İşi var onun şimdi. İşi var ona. Yemek yaptırıyorum. Aynen. Çalıştırıyorum burada. Çalıştırıyor kaynanasını valla. Evet. Çok kötü gelin. Duydunuz mu? Çok kötü gelin. Şimdi sıra peynirimizi rendelemeye geldi. Misafirimiz gitti. Peynirimizi rendeleyip hazırlayacağız. Soğanımızı hazırladık. Sıra peynirimize. Emmental'ı kullanıyoruz ve Gouda peyniri kullanıyoruz. Türkiye'dekiler de artık kaşar peyniri. Normal kaşar. Türkiye'de kaç çeşit kaşar var bilemeyeceğim işte bunu. 300 grama yakın Emmental'ı rendeledim. Ve bu Gouda'nın da yarısını rendeledim. Bu kaç grammış? 450 gram, 200 gram kadar.
Kaynanam dedi bu yeter. Yani 4-5 kişilik yapacağız zaten. Yeter dedi. Spätzle hamurumuzu 2 kilo undan yapacağız. 1 kilo. 2 kilo un. Geri kalanını buza atacağız. 6 7 8 tane yumurta atıyoruz içine. Salt, tuz. Fark ettiyseniz kaynanam da tuzu falan böyle göz kararına yapıyor aynı benim gibi. Du machst es auch so nach Gefühl, gell? Ya, ya, nach Gefühl. Su. Sadece bildiğiniz su. Önlüksüz iş yaparsan öyle olur. Aslında benim mutfak robotum vardı ya. Niye robotumu çıkar? İnana. Kito mein Roboter austun sollen. Ist ja schlimm. Bu kaynanam var ya beni öldürmek istiyor bakın. Eskiden böyle kaşıklarla bu hamur yapılırmış. Bununla yapacağız dedi. Dedim sen ne yapıyorsun ya? Ben bununla yapacağım şimdi. Ben bununla geleceğim bakın. Al. Ha. Mikserle yaptıktan, çırptıktan sonra bir de böyle çırpacakmışım. Öyle diyor kaynanam. Böyle içine baloncuklar girmesi lazımmış. Bu ne demekse ya. Böyle baloncuk baloncuk olması lazımmış. Bence evinizde robotunuz varsa ona atın. Benim aklım yine aslında çıkarsam 2 dakikada olurdu. Hah. Ben böyle ev hanımıyım arkadaşlar. Böyle ev hanımı olur. Yapalım hadi kaynanam dediği gibi bakalım. Sonra bak. Ya, so. Ya, süper. Benim daha kuvvetim var, robotu falan gerek yok bizde. Hamurumuzu şimdi bir film minutun. Hamurumuzu şimdi yarım saat dinlenmeye bırakıyoruz. 15 dakika sonra bakın baloncuk baloncuk oldu hamur, gördünüz mü? Böyle olması lazımmış. Çünkü spätzlenin üzerine güzel roast biberin yani kavrulmuş soğan koyacağız. Tuzlu suyumuzu kaynatıyoruz ve arkadaşlar en mühim bu Spätzle Hube. Bu çok önemli. Bu benimkisi, bu kartonu. Bunun çeşit çeşit olanları var Almanya'da. Spätzle Reibe yazdığınız zaman internete bulunuyor. Tenceremin üzerine böyle koyuyorum. Başka türlü kameraya çekme şansım yok. Mecbur böyle çekeceğiz. Hamuru böyle atıyoruz. Sonra bu Spätzle Hube ile böyle geçiriyoruz. Tam çekim yaparken hafıza kartım dolu diye gösterdi. Değiştirdik. Tabii ilk porsiyonu yapmak zorunda kaldık. İkinciyi göstereceğim sizlere şimdilik. Hemen soğuk suya alıyoruz. Hemen 1-2 dakika kaynamıyor bile yani. Evet, böyle. Sıra sıra bu hamuru suyun içinde pişireceğiz. Şimdilik kaynanan bunu böyle kat kat bir peynir, bir spätzle yapacak, fırına süreceğiz. Bir kat spätzle. Suyun içine atmamızın nedeni de bunların yapışmaması için birbirine. Bir kaynana, bir kayınvalide karıştırdım gitti vallahi ben de. İkinci katımız. Habt ihr viel Hunger? Hmm? Viel Hunger? Hmm, bence yeter. Şimdi kavurduğumuz soğanları koyuyor üzerine. Hmm. Eskiden bu Almanların fakir yemeğiymişmiş. Şimdi çok meşhur. Dann werden die nochmal ein bisschen braun. Hmm. Şimdi fırına sürdüğümüz zaman daha da güzel kızaracak soğanlar. Onun için diyor fazla kızartmadım. En son üzerine böyle küçük küçük tereyağı. Peynir de yağlı zaten diyor. Ama bunu koymamızın sebebi das ist weich wird, gell? Yumuşak olması için. Yeter. 200 dereceye açtım fırınımı. Ve hemen sürdüm. Ki spätzlenin yanına, yani spätzlenin yanına bu peynirli yeşil salata yaptım. Yani yeşil salata yeniyor normalinde. İçinde salatalık var. Yeşil soğan var ve bir de marul. Başka bir şey yok. Bunu zeytinyağlı yapacağım. Allah'ım kedi de ayağımın altına dolaşıyor. Şu kediyi biri doyursa nasıl olur? Robot anlamıyor ki Türkçe. Ben niye Türkçe konuşuyorum acaba? Robot! Allah'ım o da karnım aç diye bağırıyor. Katze hat Hunger! Katze Hunger!
Yapmaya bu mu? Robot'un karnı daha çok açmış. Of of. Saat kaç oldu? 6'ya çeyrek var. Normal artık değil mi? Herkesin karnının acıkması. So. Dein Salat ist auch fertig. Oh Robot. Kediye mama veriyor. Oy oy oy, ne oluyor buna ya? Yoksa rahat yemek yedirmez çocuk gibi. Önce hani çocukları doyurursun ya. Benim kafam görünmüyor. Man sieht mich nicht. Ne? Ne? Du bist hier runtergehen. Spätzlemiz hazır. Bakın peyniri eridi. Soğanlar biraz kızardı. Bitmiştir. Şimdi tabağa alalım. Böylece peynir uzuyor. Hmm. Mis mis. Ah! Elim yandı. Elim yandı. Bu robotun. Robot. 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 Da. Ya. Ya. Ay, adam öldü. Açtıktan. Bu da benim porsiyonum. Ben biraz daha fazla koyayım şöyle yanına. Şimdi bize afiyet olsun. Ben buraya oturdum, video montajlıyorum. Şu semek noodle videomu. İnanır mısınız 1,5 saat, hatta 2 saate yakın oldu. Bu yemek videoları, tarif videoları benim için montajlamak biraz daha zor oluyor. Tabii bu işi yapan arkadaşlar, özel yemek kanalları olan arkadaşlar, onlar tabii ki artık onun ustası olmuşlar. Nasıl yapacaklarını biliyorlar veya çekim yaparken nasıl yapacaklarını biliyorlar ki yani çabuk çabuk montaj yapılsın. Benim için biraz zor. Onu montajlıyorum. Dedim biraz önce, bir an önce montajlayayım ki hazır olsun yarın sabaha. Çünkü yarın kuaförde randevum var. Buralar için tekrar boya geçilmesi lazım. Melek babaannesinin yanına gitti yukarıya. Onlar erkenden çıkıyorlar. 6.30'da çıkıyorlar. Orada dizi falan bakıyorlar. Böyle çocuk dizileri falan bakıyorlar ikisi yatakta. Robot da yukarı çıktı tabii ki. Ben burada bunun başında oturunca o da burada oturur mu? Zaten yukarısını çok seviyor ya benim eşim. Ya. Yani bu videom bitmek üzere. Ondan sonra görüşürüz. Nihayetinde videomu bitirdim. Ve tabii herkes yukarıda. Bakın robot ne çıkarmış. Bu ne biliyor musunuz? Stereo anlage gibi bir şey. Bu duvarların kenarlarında aparlolar var bakın. Böyle sinema tonu yani sinema sesi gibi bir şey oluyormuş böyle baktığın zaman filmlere buradan. Özel öyle bir şeydi. Bunu aldı, bir sürü para verdi. Kaç sene oldu? 6-7 sene oldu herhalde. 3 defa kullandık belki de. 3 defa. İşte her şeyi böyle sahiplenmeyeceksin. Ve onu çıkardı. Şimdilik bunu hiç kullanmıyoruz. Bu burada ne oluyor diye. Oraya koydu. Orada duruyor. Şu yukarıya bir tane lamba almıştı. Işık. Onu takacak. Buraya ışık vursun diye videolar yaptığımız zaman. En mühimini göstereceğim. Bakın durun. Bakayım durun durun. Şöyle kameramı koyayım da göstereyim sizlere. Benim kaynanam neler dikiyor. Bir bakar mısınız? Bakın. Bu ne biliyor musunuz? Böyle geçiriyorsun. Böyle. Burada fermuarı var. Bakın buraya istediğinizi koyabiliyorsunuz. Yani Türkiye falan giderken. Dur burada kamera güzel olmadı. Şuraya alalım şu kamerayı. Dönelim şöyle. Şöyle yapalım ve iyice göstereyim. Yolculuk yaparken fazla yanınızda para olduğu zaman çantanıza koymak tehlikeli. Biri çantanızı çalabilir, bir şey olabilir, unutabilirsiniz. Ben bir kere havaalanında öyle tuvalette unutmuştum çantamı. Sonra bunu buraya paranızı, neyiniz varsa koyduktan sonra böyle içinize koyuyorsunuz. Tabii ki bu benim burası şimdi biraz açık, kapalı giydiğiniz zaman görünmüyor. Görünse bile fark etmez, bikini gibi duruyor. Ve böyle bununla paranız falan emniyette oluyor. Hatta buraya nüfus cüzdanınızı falan da koyabilirsiniz. Yani önemli şeyleri burada taşımak için. Bunları kaynanam senelerdir böyle kullanır. Ve bana da dikmişti Türkiye'ye giderken falan yanında bulunsun diye. Hakikaten çok güzel bir şey. Bence çok güzel fikir. Paran buranda olursa hiçbir şey olmaz. Kimse de yani çantanı çalsa bile veya burada diyelim nüfus cüzdanın var, Ausweis'in var, ehliyetin var. Önemli şeylerini buraya koyunca çantanı çalsalar bile alsalar bile elinizden o kadar şey olmaz. Bazen Türkiye mesela eskiden, şimdi tabii yapılmıyor. Şimdi Türkiye'de otomatik para otomatikleri var. Oradan da çekiliyor. Buradan fazla para alınmıyor yanına. Biz yapmıyoruz mesela. Biz çoğunlukla oradan otomatikten çekiyoruz. Ha orada bozdurmuşum, burada euro olarak götürmüşüm. Ha orada otomatikten döviz olarak yani Türk parası olarak çekmişim, fark etmiyor. Yani eskiden
paralarımız emniyette değildi. Çantalarımızın içindeydi. 10 bin marklar, 20 bin marklar götürenler vardı ev almak için, bilmem ne için veya tatil parası. Ama hala yani böyle götürüyorsanız yanınızda siz de böyle bir şey dikebilirsiniz. Dikişten anlayan bayanlar, bakın böyle bir şey fermuarlı. Size tekrar göstereyim. Belki numunelik böyle dikmek istersiniz. Çok hakikaten kullanışlı bir şey. Bunu göstermeden geçemedim. Sizlere de böyle biraz fikir olsun diye. Evet arkadaşlar, bugünkü vlogum biraz kısa belki de. Bilmiyorum, daha montajlamadım her zamanki gibi. Sonunda bana az çekim yaptığım gibi geliyor. Ama bugün size yine bir tarif verdik, kaynanamın tarifi. Bu Almanların aslında dediğim gibi fakir yemeği eskiden. Fazla et olmayınca, tabii paraları olmayınca, fazla zepselere para veremeyince unla, suyla, yumurtayla, böyle peynirle bu yemekleri yapıyorlarmışmış, yiyorlarmışmış. Şimdilik de bu yemekler tabii ki ünlü olmuş. Bu yemekleri bu şey bir şey. Käsespätzle her lokantada bizim burada Bayern'da, hele bizim bu Augsburg civarında çok meşhur bir yemektir yani. Çok severler lokantalarda falan. Onun için dedim bu tarifi sizlere bir verelim. Evet arkadaşlar, çok konuştum yine. Umarım bugünkü vlogum da hoşunuza gitmiştir. Ve bir dahaki vlogumda görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim ve videomu beğeni tuşuna basarsanız da sevinirim. Ve bir dahaki vlogumda görüşmek üzere. Hoşçakalın.